Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Yine diğer hesabımızdan 40 adetlik bir paket açılımı yapacağız. Güzel şeylerin çıkmasını ümit ediyoruz. Grup ödüllerinden de garanti almamız gereken ödüller var. Belki buna göre 2 tane de olabilir. Çıkan şeylere göre. Bakalım, hemen hızlıca açılımlarımızı yapalım. Yani bu aralar biraz bu hesabımızda şanslıyız. Mbappe çıktı, Vinicius Junior, Ronaldo'lar çıktı. Bakalım normal paketlerden neler çıkacak. Devam ediyoruz. Bakalım. Şansımız burada da bugün de gülecek mi? Hızlı hızlı açıyorum çünkü bayağı sıkıyor bu 40 adetlik 50 adetlik açılımlar. Yani hızlı hızlı açıp zamanınızı da çalmak istemiyorum. Şöyle devam edelim. İnşallah güzel şeyler çıkar. Daha yol göremedik bunda. Vallahi yok be. O kadar da hızlı açıyoruz ki. Yani hem video kısa olacak hem de hiçbir şey çıkmamış olacak. Şaka gibi. Bir Mahrez çıkar belki be. Bir Mahrez çıkar. Çıkar mı? Yo. Mahrez'in çıkması lazım. 30 paket açtık. Ne yol görebildik ne bir şey görebildik. Şöyle bir bakalım. Aynen, Mahrez'i ver. Son 12 paket. Yani 28 paket boş attı. Hayatımda gördüğüm en kötü açılımım olabilir bu. Zaten normalde de hep kötü açılım yapıyorum. En kötüsü zirveye bunu korum yani. Eğer Mahrez falan vermeyeceksen. Beşinci aşamayı tamamladık. Hiçbir şey vermedim be. Allah Allah. Yine 0 0 0 0. Ne oluyor be? Hem hızlı açıyoruz hem hızlı kaybediyoruz. Vallahi yol geldi. Mahrez vermezsen dövüş çıkar burada. İspanya. Meo. Atletico Madrid, Koke falan mı? Koke, vallahi Koke geldi. Öbür hesabımıza beklediğimiz oyuncu buradan çıkıyor be. Lan bu hesap ya çok şanslı veya benim öbür hesabım çok şanssız. Koke be. Allah Allah. Ya Koke iyi bir topçu yani. Çıkmasını istediğim oyunculardan biriydi. Ama gel yani kendi orijinal hesabıma gelse Barella'nın yerine oynatacağım bir oyuncu. Abi yol daha geliyor. Dediğim gibi ard arda. Sağ kanat acaba şey mi? Ah be. Esad'ınkinden oldu. Gezal çıktı. Ona da öyle bir bayraklar uyuşuyor Mahrez'le falan. Sağ kanat, sağ kanat. Ah be, Mahrez çıksaydı mükemmel olurdu be. Ve daha deminki açtığımız Koke %1 ihtimalle çıkan bir topçu. Şöyle baktım bu 90 üstüne %1'den daha düşük. Ah be, keşke Mahrez de ardına geleydi, mükemmel olurdu be. Mükemmel, mükemmel olurdu be. Keşke çıkaydım be. Bir tane daha yol verir mi son pakette? Son iki paket. Bir tanesi yol olsun be. Çıkmadı bundan. Son paketteyiz. Yine Koke'ye sevinmemiz lazım. Mesela diğerlerinden 6-7 tane oyuncu çıkarsak bile ne? Toplamı piyasaları düştüğü için yani 6 milyonluk bir değer olmuyordu yani çıkan oyuncular. Bir oyuncuda 6 milyonluk bir değer yakaladık.
Yani bundan dolayı sevinmemiz de lazım. Aslında o kadar da kötü bir açılım değil. Şimdi bizim iki açılımda buradan hakkımız var. Ama ben acaba nereden atsam? Mesela sol kanat var, sağ kanat var. Kaleci var, stoper var. Şeyleri bir incelemem lazım. Ben E grubundan aşmak istiyorum. Çünkü E grubunda alırsak kaleci alabiliriz, sol kanat alabiliriz, stoper alabiliriz, sağ kanat alabiliriz. Yani çeşitliliği bol. O zamana kadar belki kalecimiz olmaz. Kalecimizi alırız. Sol kanatımız tam da şu an. Stoper alabiliriz Marko'nun yanına. Sağ kanat alabiliriz. Yani buranın tamamını karşılayamayacağımız için bunlardan birini seçebiliriz. O yüzden ben buradan başlıyorum. Bak burada da Coman, Depay falan da var. Çıkma ihtimali iki oyuncu da buradan gelecek bize. Hepsinden garanti gol gözükecek. İnşallah güzel bir şey gelirsin be. O her zamanki çıkan oyuncu gelmesin baba. Her yerde buradan çıkma be. Garmaş buradan çıkma bari be. Ver Coman veya Depay ver bana. Her yerden çıkıyorsun abi. Şaka gibi ya. Bu da son paketimizdi galiba. İnşallah güzel bir şey olursun. Almanya. Kaleci. Müller çıkaydı. Ama Müller... Neuer ile Müller'i karıştırdık. Gelen kaleciye bak. Şaka gibi ya. Şöyle kadromuzun son haline getirelim. Kadromuzu tamamen çıkar paketten çıkan oyuncularla diziyoruz. Hatta sistem değişikliği de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Sistemimizi değiştirelim. 4-3-3'e dönelim. 4-3-3 şu mu? Mesela bunu böyle yapalım. Şu şekil. Aynen orası öyle. Seni de Koke ile değiştirelim. Şöyle baktığımızda kadromuz 89'da 66'lık olduk. Sol kanatlarımızı görüyorsunuz. Mbappe var, Vinicius Junior var. Aslında bunları değiştirebiliriz de, satabiliriz de. Ya kadromuz tamamen çıkan oyuncularla dedik. Şu kaleciyi de değiştirelim. Bir gen daha üstü bir kalecimiz var. Şu hem de özellikleri de iyiceymiş. Ama işte şeyden dolayı kimyamız düşüyor. Eski kaleciye geri gelelim. Sıkıntı yok. Keşke Neuer çıkaydı ben. Neuer çıkacak zannettim bir an. Arda arda iki tane fake yedim. Hem Mahrez'den yedim. Hem Neuer'den yedim. Bu şekil iyi duruyoruz ve sıkıntı yok. Aynen sıkıntı yok. Mesela şu şekil oynasak 74'e çıkıyoruz. Bence bu şekil oynayalım. Ortadan gideriz. Onlar zaten mevkisinde. En azından Danjuma ile Vinicius Junior'un kimyaları birbirini artırsın şöyle baktığımızda. 12'yi 6 tamamladı. Bu da Şampiyonlar Ligi, bu da Şampiyonlar Ligi iyi oldu yani. Ya böyle de sıkıntı olmaz zaten. Ama olsun bu şekilde oynayalım. Son halimiz bu. Kadromuzun bu hesabımızdaki. Yavaş yavaş bunlar da 93-95'lere çıka çıka gideceğiz. Paramız da var 9 milyon. Beceri geliştiricilerimiz de var. Tamamen hiçbirini yükseltmedik. Bunlardan da bir 3-4 gen yükselebilir. Kadromuzun son hali bu. Videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben öbür videoya geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.